Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golver.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Ee, ben de dudaklarıma dolgu yaptırdım. Benim daha yakışıklı, daha şey bir görüntü olur. Yok şaka bir taraf. <laughs> ee, diş tedavisinden geldim arkadaşlar. Kanal tedavisinden inşallah takılışı da yaptığı olacak. Ağzımda yüzümde bazı yamukluklar olursa şey yapmayın. Aa hoca da bayağı beddua etti Allah çarptı falan demeyin yani. Ee, RGS Dent Diş e, Hastanesi'nden de sevgili Yasin Hoca'ya da buradan selamlar olsun. İnşallah ricamı kırmayıp kanalımıza abone olmuştur. Onun nezdinde de bütün tokatlara selam olsun. Tokatlı bütün takipçilerimize. Yazarlardan Fenerbahçe yorumları. E, spor yazarları Fenerbahçe'mizin Ankara gücünü deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçın ardından köşelerinde yazdıkları yazıları sizler için değerlendirmiş Spor X gazetesi. Teşekkürlerimizi sunuyoruz kendilerine. Tabii Yazılan tamamı içinde de gazeteleri alabilirsiniz. Uğur Meleke. Şimdi ee, Ankara'da işler iyi gitmezken elini taşın altına koyan Ceko'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Şimdi bakın. Edin Ceko'yu sizler çöplüyorsunuz. Niye? Çünkü Icardi ile kıyaslıyorsunuz. Niye? Çünkü ezeli rakibiniz bir futbolcu almış. Senin de futbolcun yani o mevkideki futbolcunun onunla kıyaslama derdindesin. Niye? Nasıl niye? Sokakta gördüğünüz bütün çocukların üstünde Icardi forması var. O yüzden. Siz de çocuklarınıza gururla e, Edin Dzeko forması alıp giydiremediğiniz için ya da paraya kıyıp almadığınız için. Edin Dzeko 37 yaşındaki futbolcu. 508 dakika. Yani kabatasız dakika arkadaşlar. 5 maç 58 dakika. 5 maç 58 dakika oynamış. 5 gol 4 asisti var. Şimdi büyük futbolcu ne yapar biliyor musun? atar, attırır, kaçırır, kaçır kaçırtır. Yani büyük futbolcu pes etmez. Büyük futbolcu tekrar tekrar gider. Bak bir kez daha söylüyorum Edin Dzeko'nun performansı için 508 dakika 7 maçta 5 gol 4 asist ama benim kriterime göre 90-90 diye hesaplarsan hatta uzatmaları saysan 5 maç. 5 maçta 5 gol 4 asist gibi bir şey düşün ama burada 7 maç yazıyor. 84 dakika birinde oynamış 67 dakika birinde oynamış 20 dakika birinde 86 dakika birinde 90 dakika birinde 78 83 ha buna da alışacağız onu da belirteyim hep bu, bu, oluyor yani hep bu oluyor niye bu oluyor şu yüzden arkadaşlar taraftarımız bir şeyleri ee, yani taraftarımız bir şeyleri çok kıyaslamayı seviyor arkadaşlar Şimdi şunu da söyleyeyim. Ceko'yu çöplemeyin diye bu kadar detaya girdim. Yani adam bir sürü kaçırdı Hocam o kaçırdıktan atsa zaten neler olur? E peki yılmaması, pes etmemesi, maça tutunması, liderlik vasfı. Ben e, sizin kadar negatif değilim arkadaşlar. Yanlış anlamayın beni. Bak 5 gol 4 asist. Daha ligin hani daha başındayız. Yani 20 golü geçerse e, karakter yoksunu arkadaşım bir sarı boy boyu atacakmış her yerine. O yüzden de onu da bekliyorum. Şimdi Ceko'ya ayrı bir parantez açmak lazım diyor oyun meleke. Dün 40 dakika boyunca top ona ulaşmayınca o topa gitmeye başladı. Türkiye'de topsuz oyundan anlayan kişi sayısı çok az. Normal futbol izleyicilerinin %1'i ancadır. Topsuz oyundan kolay kolay herkes anlamaz onu da söyleyeyim. İlk devrenin sonunda bir şans yakaladı değerlendiremedi. İkinci devrenin başında Tadic bir şans yarattı diyor. Gol gelmedi. Sonra Samuel'e yarattığı fırsatla bozdu dengeyi. O aksiyonda 3 puan için yeterli oldu zaten diyor. Erman Toroğlu. İki tarafı kat baktı. Arada büyük fark var. Hakkari gücü iyi, oyunda çıkarıp aldığı oyuncular ayrı değil. Bu fark zaya yazdı. bu farkı daha fazla oyuna yansıması lazımdı. Diyor. E, Tabi bir zahmet böyle olsun yani. Anadolu takımlarıyla Fenerbahçe'nin arasında kadro farkı bariz olsun. Fenerbahçe'nin daha farklı oynaması gerekirdi. Fenerbahçe Avrupa'da Cuma sabahı döndü. Ama bu tempoda oynamak bir bahane değil. Bakıyorsun yedekten aldığın oyuncu Cengiz Ünder böyle geniş bir kadroya sahip olan Fenerbahçe'nin Ankara Gücü karşısında daha farklı bir oyun oynamasını beklerdim demiş. Ankara'da Eryaman Stadı'nda zemini de gerçekten kötüydü. İsmail Yüksel'in gördüğü kırmızı kartın sebebi de tamamen sahanın zemini. Bakmayın yeşil göründüğüne o zemin çok futbolcunun başına iş açar demiş İnşallah. Vallahi inşallah. İnşallah Galatasaray'ın burada futbolcusu sakatlanır. Beşiktaş'ın sakatlanır çünkü biz demini konuştukça bahane üretiyorsunuz. Bilmem ne yapıyorsunuz. Cart yapıyorsunuz. Cürt yapıyorsunuz denildi. Allah başınıza versin. Görün. Bakalım kim ne yapacak. Kim cartın cürtünü yapacak. Hep birlikte görelim. Olur mu? Divakovic İrfan Can'ı kesemez demiş Ahmet Çakar. Arkadaşlar ben bu şeyi e, yorumu ciddiye bile almıyorum. Direkt geçiyorum. Ama şu var. Fred çok değişik bir oyuncu diyor. Burada parantez içinde Tadic tam bir lider. Osterwold da gün geçtikçe daha iyi oluyor. Fakat asıl sorun şu. Irmancan ilk yarıda öyle bir top kurtardı ki kalede öyle oynuyor ki adeta adalet kavramıyla Livaković onu nasıl kesecek demiş. Yani Livaković izlemediğinizi belli etmeseniz keşke. Hani deseniz ki tanımıyorum. Mesela ben öyle yapıyorum. Bilmiyorum arkadaşlar şunu soruyorsun. Bilmiyorum. Hani İtalya Ligi. Ya, ben takip etmiyorum arkadaşlar. İngiltere'de hayatımda hani çok az maç izleyen bir adamım. Yani babam sayesinde onu da çok izlemiştim. izlediğim. Genelde Fransa Ligi'ni izliyordum. O Val Buena'ların, Aten coştuğu zamanlar. Başka yok. Gürcan Bilgiç. Bu maçta neyi anladık? Hakem kurgusunun geçen sezonlardan farklı olmadığını, birilerinin takdir hakları konusunda kulaklara üfleme yaptığını, 7. dakikada 10 kişi kalmalıydı Ankara gücü, sonradan Mert Çetin, Ceko'yu düşürüyor, Hakem Arda kardeşler, Yönün kornere doğruydu diyerek topu vara atıyor. Oradan ses yok. Fenerbahçe golü sonrasında Fred'e yapılan penaltı içinde iki taraf sessiz. Yani operasyon çocukta operasyon başladı. Maçın uzatmanlarında Fred'in isyanını görmek de nasip oldu. Premier Lig'den gelip hakeme saygı kültürünün yoğurduğu Brezilyalı sarı kartı yeter dediği için gördü. Bu da her şeyin özeti aslında. Ömer Üründül. Bakın arkadaşlar en tuhaf açıklama buradan geldi. Tadiç Şimanski, Fred ve sonradan oyuna giren Cengiz Ünder'de fiziki düşüş var. Doğru. Hocam o zaman bunları çöpleyelim mi? Yani oğlum her maçın hikayesi aynı olmaz. Bak bekle. Bu bunlar maç trafiğinin yorgunluğuna bağlanmamalı. Zaten bir, bir maç ertelendi. Son Twente maçı da formaliteydi. Kondisyon idman ya işte formalite değildi. Kondisyon idmanları aksatılmamalı. Bana göre dün gece geri dörtlü çok başarılıydı. Hemen hemen hatası oynadılar. Osterwolde de Ferdi'yi aratmadı. Osterwolde de Ferdi'yi aratmadı. Ömer Üründül'den bu lafı duymak nasip oldu. İsmail her zaman yapısına göre basit oynamalı. Dün işi abarttı demiş. Hem fikiriz. Ercan Güven Fenerbahçe'nin oyun planı kaba inşaat gibi ince işler biraz ustaların hünerine, sanatına, kas hafızalarına emanet. Ustalar rakip kaleden uzak kalınca işler aksiyor ister istemez. İster Avrupa ister Anadolu'da oynadığı her 90 dakika Fenerbahçe için yeni bir sınav oluyor. Çünkü rakipler Fenerbahçe'nin çalışmadığı yerden Sormaya uğraşıyor demiş. Ben bu yorumu çok beğendim. Bu bize işte başarı kazandırır. Çalışmadığın yerden rakipler sana yüklenirse bu sana başarı kazandırır. Yoksa senin oyun planını öğrenip seni öyle alt edeyim dersem geçiniz yani. İlker Yağcıoğlu hafta içinin yorgunluğu da ekleneceği 45 dakikada Fenerbahçe istediği oyunu sergileyemedi. Buna karşı 3 tane de gol pozisyonuna girdi. Bu da şunu gösteriyor. İyi oynamasa da kaliteli ayaklarıyla her an gol bulabilecek kadroya sahip. Orta sahadaki sıkıntının sebeplerinin başlıcaz da Şimanski'nin topla çok az buluşup etkisiz maç oynamasıydı demiş. Kesinlikle katılıyorum. Ekleme yapmıyorum. Orada tişörtümü beğendiniz mi arkadaşlar ya? Yani Feneriyum'dan aldım ben bunu bayramlık olarak falan. Ee, sizlere de tavsiye ederim. Çok hoş bir dokusu var. Daha önce de giymiştim hatırlayanlar olur. Engin Meren. Rakibin gardı düştüğünde golleri sıralayan İrfan Canlar'dan Kahveciyi aradı gözler. Hani rakibin gardı düştü. İrfancan kahveciyi gözler aradı diyor. Fenerbahçe sağ tarafını kullanamaz durumdaydı. Usta golcü Ceko da kale ağzında kaçırdı. İlk yarı 7 şut 0 isabet 0 korner. Beceri eksikliği mi? Plansızlık mı? İkinci yarı Ceko bir pozisyonda daha fileleri bulamadı. Dakika 60'ta bitiriciliği sebebiyle eleştirilen o sayı korvetlere nazire yaparcasına bir gol attı. Asist ise maçta golle olan da etkisiz olan Ceko'dan geldi. 68'e İrfan Can'ın yerine Cengiz Ünder girdi. İki aynı profilin değişikliği Fenerbahçe'nin oyununa ilaç olur muydu? Sorun kişilerde değildi. Apaçık sistemdeydi. Eh be İsmail Yüksek. Fenerbahçe'de oynuyorsun. Sarı kartın var. Ve 5 dakika sonra topu elle kesiyorsun. Diyor. Mert Çetin. Edin Ceko pozisyonu arkadaşlar. Bülent Yıldırım. Kırmızı kart. Bahattin Duran. Kırmızı kart. Deniz Çoban. Kırmızı kart. Üçü de kırmızı kart. Bakın. Üçü de kırmızı kart. Fred'in penaltı pozisyonu. Bülent Yıldırım. Penaltı. Bahattin Duran. Penaltı. Deniz Çoban. Penaltı. Fırat Aydınus. Penaltı. Ezel'in annesi Meliha. Penaltı ama tam görmedim. Şimdi siz de bana diyorsunuz ki. Hocam <laughs> transfer. Galatasaray Endon Bele'yi almış. Evet. İşte başka e, Davinson Sanchez almış. E Hocam biz bunlarla nasıl baş edeceğiz? Merakımdan soruyorum. Yanlış anlamayın. Dün gördünüz. iki maçtır. Üç maçtır gördünüz. Adam senin oynadığın maçta rakibin kazansın diye hakemler böyle uğraşıyor. Sen böyle uğraştın mı? Rakip kimi alırsa alsın. Hiçbir önemi yok benim için. Benim için Galatasaray 10 tane futbolcu dalsa hiçbir önemi yok. Harbi harbi hiçbir önemi yok. Çünkü ben bu kadar ahlaksız bir hakem yönetimi görmedim ya. Ömrü hayatımda görmedim. Arkadaş bizden yiyip de çıkaramadığınız ne? Alıp da veremediğiniz ne? Anlamıyorum yani. Ne ne yani çıkaramadığınız şey nedir yani? Bu kadar olmaz ya. Bu kadar edepsizlik, bu kadar ahlaksızlık olmaz. Nelson Abdülkerim Parmakçı, Kaan Ayhan, Emin Bayram. Ruindama da şu an Galatasaray kadrosunda gözüküyor ama oynama izni yok diyor. 5 tane stoperi var Galatasaray'ın. Alsın. Davinson Sanchez alsın. Nelson'u gönderebiliyorsa. Alsın. 18 milyon euro transfer market değeri. Satın alma opsiyonu 8 milyon euroluk teklif geldi. Göndersin. Göndersin size ne? Bırakın 3 tane Türk'ü kim oynatacak? Sakaboy düşüşte. Angelino düşüşte. Torreira düşüşte. Dubois düşüşte. Olivier kulüple tartışmış sakatlığı var falan filan diyorlar. İçte Mijutsu'yu göndermeye çalışıyorlar gidemiyor. Hakim Ziyek gibi bir kişi aldılar. Ne yapacağım meçhul. Wilfred Zaha hayata küsmüş. Tete'nin oynadığı oyun buysa iyi ki almamışız dedirtiyor. Anlatabiliyor muyum? Bir Icardi'nin sırtına bakıyor. Bir Icardi'nin çapraz bağı kopsa Galatasaray bitti. Okey'e dönüyor. Bırakın kim alıyorsa alsın. Ya şu hakemler adaletli maç yönetsin. Galatasaray kim alıyorsa alsın. Umrumda değil ya. Ya be, benim hakkımı yemesin yeter ya. Yeter. Biz şunu da söyleyeyim. Fred'in transferini yani ya Fred'i alacaktık ya Endombele'yi 8 numara profilindeydi. Endombele için 8 milyon euro civarında bir teklif sunduk. 12'ye kadar çıktık. Yok dediler. Galatasaray alıyorsa alsın. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Parades'i alıyordu. Fred'i alıyordu. Alamadı. Hakim Ziyek, Zaha, Tete gibi 3 tane çöp aldı. 3 tane çöp. Dediğim gibi Icardi'yi ne kadar yıldız diye övüyorlarsa bu üçünü de çöp diye o kadar yerin dibine sokacaklar. Zaman gösterecek. Salih Özcan. TFF'de Salih Özcan'ın lisans kaydı açılmış. Ya yani benim bildiğim kadarıyla bu milli her futbolcu için var. Yani yurt dışında oynayan milli her futbolcu için var. Hakan Çalhanoğlu'nun falan da var. Bunu Fenerbahçe'ye yazmışlar. Siz Fenerbahçe'de görmek ister misiniz Salih Özcan'ım? Hocam istemem de olabilir. Salih Özcan Fri'yken sosyal medyada Kadıköy Sokak diye bir kanalın sahibi, arkadaşımız çıktı. Dedi ki Salih Özcan diye bir eleman var. Boşa çıkıyor. 3'e 5'e bakmayın. Alın. Hem Türk hem kuralına uygun. Hem işe yarar. Alın. Almadılar. Bitti mi? Bitmedi. Herif Köln'de eee 13 milyon euro piyasa değeri varken Dortmund'da 5 milyon euroya gitti. Yine 5'e de bizim alma ihtimalimiz vardı. O da olmuyor. Şimdi Salih Özcan'a dair ben bir şey söyleyeyim. Salih Özcan'a bir Türk takımı bilmiyorum hangi Türk takımı. Biz değiliz. Ben eminim bundan. Satın alma opsiyonu kiralık teklifinde bulunmuş. Dortmund'da nau nau demiş. Yani nau nau demiş. Yani Galatasaray istediği kadar Fenerbahçe yatsı topu vermiyorlar arkadaşlar. Dortmund Galatasaray'a vermiyor. Bu arada son 20 yılda Türk vatandaşlığı verilen tek doğru kişi Melisa Vargas demiş. Murat Murat Hanoğlu. Valla isterseniz beni linçleyin ama ben de katılıyorum. Türk vatandaşlığı çok önemli bir meseledir. Herkesin almaması gereken bir meseledir. Yani Green Card falan filan Amerika vatandaşlığı sizin için bedava kolay değersiz bir şey olabilir ama benim için Türk vatandaşlığı çok değerli bir şeydir. Melisa Vargas'a da helali hoş olsun. Şimdi hızlanayım. Fenerbahçe'den Al Musrati'ye kulüp rekorunu kıracak teklif. Doğru duydunuz. Son dakika Fenerbahçe transfer, çalışma, haber, Braga forması giyen Al Musrati için girişimlerini sıklaştırdı. Braga satmak istemiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Portekiz ekibi önemli parçalarından birini satmak istemiyor. Fenerbahçe 27 yaşındaki futbolcu için bonuslarla birlikte 15 milyon euroyu bulan bir rakamı gözden çıkartmış. Oyuncunun Fenerbahçe'yi istemesi şu anda en önemli avantaj olarak gözüküyor. Transferin 15 milyon euroya gerçekleşmesi halinde Al Musrati Fenerbahçe'nin bu sezon renklerine bağladığı Cengiz'le birlikte kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Geçtiğimiz sezon Braga forması 41 maç 5 gol 2 asist. Arkadaşlar al musraati için net konuşuyorum. Crespo artı 5 milyon euro verelim dedik. Desem inanır mısınız? Vallahi inanırız hocam. Portekizli Portekizli. Bana gelen bilgi Crespo işin içinde değil ama 12 milyon euroluk bir teklif sunduğumuz bonuslar, cartı, curt hepsi dahil. Ama kulübün 15 istediğine dair biz tam 12 değildir de Yani neyse. Böyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi ee, ben bir daha söylüyorum. Hani Salih Özcan yok. Benim bilgilerim şu şekilde. <laughs> Fenerbahçe bugün bu transferi gerçekleştirmek yani 6 numara transferini gerçekleştirmek için yoğun mesai sarf ediyor. 5 koldan 6 koldan saldırıyoruz. Bilginiz olsun. Yani 5 koldan 6 koldan saldırıyoruz abi. Bilginiz olsun. Ve e, yönetim şu anda toplantıda. Doğru. Ancak yönetimin toplantıda olması sizi şaşırtmasın. Çünkü Mario Branco yardımcısı Okan Bey var ve e, onlar orada görüşüyor, bunlar burada görüşüyor. Bilginiz olsun. Yani bu iş bugün bitirmeye çalışıyor. Fenerbahçe bizim Avrupa'daki rakibinde kriz çıktı diyor. Son haberimiz de bu şekilde. Ludogoresk takımının kaptanı Kiril Despodov'un satılması taraftarı sinirlendirmiş. Despodov'u satan şampiyonluğu satar demiş. Allah'ınız yok mu sizin kitapsız herifleri? Halalı köpekler demiş taraftar. Bulgar şampiyonu Ludogoresk sürpriz bir karar imza attı. 4,5 milyon euro karşılığında Yunanistan'ın PAOK takımına sattı ve taraftar tepki göstermiş. Ludogoresk daha önce golcüsünü de kulüp bürüce göndermiş. Valla bizim açımızdan sevindireceğim. Şimdi şunları duydukça 6 numara transferi geç de gelse benim için sıkıntı yok diyorum. Hani 15'i alacağın oyuncuyu bir hafta sonra 5'i alacaksan vallahi de beklenilir, billahi de beklenilir. Gerek yok 6 maçta oynamasın. Şimdi Opta verilerine göre veri bilimcisi Nils Mekke'ye göre Fenerbahçe'miz UEFA Konferans Ligi'nin şampiyonluk adayları arasında ikinci sıradaymış. Bilginiz olsun. İlk sırada Aston Villa'yı koymuşlar. Haliyle. 2'ye Fenerbahçe'yi koymuşlar. Hemen bizim tarafta şımarır. Şımarmayın aga. Şımarmayın. 3. sıraya Eintracht Frankfurt, 4. sıraya Fiorentina, 5. sıraya Gent'i koymuşlar. Şimdi Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı 6 maçın ardında iki kez İstanbul dışına çıkacak, biliyor musunuz? Bak. Bunu ısrarla söylüyorum. Bağıra bağıra söylüyorum. Hani Mustafa Hoca yine bildi demek istemiyorum ama daha önceki söylediğim gibi bunda da haklıyım. Hiçbirinizin görüşünü e, kabul etmem. Bu sefer de yine ben haklıyım. Daha önce ne dedim? 6 eleme maçı. 6'da 6 yaparsın. Hem Avrupa Arenası için PR hem istatistik düzeltme hem ülke puanı hem gruba girdiğin zaman birinci torba hem şu hem bu. Bildim. Dedim ki alt hani 3 tane orta ya da kolay rakip gelsin ki transferde elimiz ayağımıza dolaşmasın. O da tamam. Şimdi dinleyin beni. 6 maçın ardından iki kez İstanbul dışına çıkacağız. 6 maçta 14 puan aldık lideriz diyelim. Şubat'a kadar maç yok. Bak şimdi aralığa bak. Takımımız milli maç arasından ardından bu milli maç arasından Antalya Spor'la Kadıköy'de oynayıp ardından 21 Eylül'de Nörçland'ı konuk edecek. İnşallah hedef 2'de 2. Nörçland maçın ardından Alanya deplasmanına çıkacak takımımız. Süper Lig'in 7. haftasında da Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Son dönemin en power isimlerinden Çaykur Rizespor'u evimizde ağırlayacağız. Bu da güzel. Sonrasında Fenerbahçe'miz UEFA Konferans ikinci maçında 5 Ekim'de Spartak Tırnava'ya konuk olacak. Bu maçın dönüşünde de Kasımpaşa deplasmanı. Yani yurt dışı geri gelince de İstanbul içi. Bak şans. Gerçekten şans. İstanbul takımları bu kadar çok olmaz da bir ayrı bir şans. Hatay Spor'la Kadıköy'de oynayacağız. Ardından 26 Ekim'de Ludogoreski ağırlayacağız. Bu maçın ardından Penlik deplasmanı bak yine İstanbul. Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçemiz bu maçın ardından da Ludogorets'te 9 Kasım'da deplasmanda. Bu maçın dönüşünde ise Adana Demir'le Adana'da karşılaşacak. Bak Ludogorets ve Adana Demirspor maçları. İşte e, zorlayacak kısım özellikle burası. Milli maç arası, milli maç arasından o araya hani Adana Demir maçından sonra milli maç arası görüyor. Bu aradan sonra ligde Fatih Karagümrük'te Kadıköy'de karşılaşacak takımımız 30 Kasım'da Danimarka'da Nörsland'da mücadele edecek. Danimarka dönüşünde iç sahada Sivas Spor. Sonrasında Beşiktaş'ta deplasmanda da UEFA Konferans Ligi'nde gruptaki son maçını 14 Aralık'ta Tırnava'yı konuk edecek. Yani iki tane kolay maçı arka arkaya oynayacakmışız. Bu maçın ardından da Kadıköy'le Çekonya şey Spor'la Kadıköy'de karşılaşacak. Bakın öyle güzel bir fikstürümüz var ki anlatabiliyor muyum? Bu fikstürü değerlendirmek lazım. Ama nasıl? Hocam transferlen. 6 numara transferi bir an önce bitsin. Ya ben sabahtan beri size ne anlatıyorum? Ne anlatıyorum? Diyorum ki 3'ü e alacağını 30'a vermeye çalışıyorlarsa alma. Bekle 3'ü e al. Hocam ya alamazsak? Ha? Zor bir soru. Ya alamazsak? Arkadaşlar alacağız inşallah. İnşallah alacağız. Bilginiz de olsun. Yani Arkadaşlar 6 numara konusunda içiniz ferah olsun. Bana güvenin, kaynaklarıma güvenin. Beni yanıltmadılar, sizleri de yanıltmazlar. Bugün bitirmeye çalışıyoruz ama bitmezse de dediğimi unutmayın. Gece 1'e kadar müddet var. Bu videodan sonra bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Gece saatlerinde izlersiniz diye düşünüyorum. Destekleriniz, katkılarınız için teşekkürler. İçimden bir ses de yarına 40 bin olacak kanal diyor. İçimden bir ses diyor. Görüşmek üzere.